Evet gençler tekrar hoş geldiniz. Şimdi girişimizi yaptık. Hatta giriş yapmadan alalım. Tekrar kullanıcımızı kilitledik. Şu anda makinemiz açıldı. Bizim şu anda bildiğimiz tek kullanıcı Kali iyiye basmayın Türkçe klavyede. Kali Kali İlk başlarda ve bu kilit ekranında Türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Mesela i'ye basayım. Tırnak işareti. Ş'ye bastım. Ö'ye bastım. Ç'ye bastım. Yumuşak y'ye bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir Türkçe karakter kullanamıyoruz. Bunun için öncelikle e, kenarda not etmenizde fayda var. Set x diye bir e, komutumuz var. Tab'a bastığınız zaman tamamlıyor. Otomatik tamamlama özelliği de var. Set x k b map yazıp TR'ye basıp enterlarsak, TR yazıp enterladığımız zaman yumuşak Y, Ü, İ, Ş, Ö, Ç, I mesela kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle bizim belli başlı komutları kullanma iznimiz yok. Neden? Biz şu anda user konumundayız. Herhangi bir şekilde yetkili bir kullanıcı değiliz. Bu yüzden mesela IP bilgilerimizi gö göstermeyi istedim. Ve komut bulunamadı diyor Sizde de böyle bir hata olursa Switch user Root diyeceksiniz ee, İlk başta e, parolanız olmadığı için siz enter enter diyeceksiniz Otomatik olarak girecek Evet şu anda girdiğimizi varsayalım Who am I? Biz şu anda rootuz Who Kali de diyor. Kali kullanıcısının içinde biz loot, root kullanıcısına geçiş yaptık. Ama sadece bu terminal için. Yeni bir terminal açtığımız zaman gördüğünüz gibi hala daha dolar işareti var. Burada diyez işareti, burada dolar işareti var. Biz sadece bu terminalde şu anda root olduk. Who dediğimde Kali'yiz hala. Who am I diyorum. Bak gördüğünüz gibi hala Kali'yiz su so, yani switch user komutu sizin bir terminal içerisinde kullanıcı değiştirebilmenizi sağlıyor sudo komutu var tek seferliğine mahsus admin yetkileriyle komut çalıştırma e, hakkını size sağlıyor ama bunun içinde yetkili bir kullanıcının şifresini bilmeniz gerekiyor sudo ifconfig dedim kali için şifre dedi kali dedim Kali dedim ve mesela şu anda kendi şifremizi kullanarak sudo ifconfig e, Kali'nin şifresine girin girin dedi. Ben yine Kali yazdım ve şu anda bizim komutumuzu çalıştırdı. ps aux diyeyim mesela bunu da çalıştırmakta herhangi bir sıkıntı çıkarmadı ama tekrar ifconfig dersem komut bulunamadı diyor. Where is eğer config dediğim zaman bakın bize lokasyonunu verdi. E demek ki bu komut burada var. Not found demesine aldır, aldırmayın. Şimdi biz root kullanıcısına geldik. Passwd komutuyla kendi kullanıcımıza e, yani e, roota veya out şu anda herhangi kim ile işlem yapıyorsak, hangi hesaptaysak ona bir tane şifre belirliyoruz. Ben şifremi değiştireyim Mesela şu anda ben de aynı şifreleri yazmadığım için Şey yapmadı ee, Ne denir ona şey yapmadı yani kabul etmedi Aynı şifreyi yazmak ne kadar zor olabilir ki diye düşünebilirsiniz benim şu anda klavye Türkçe İngilizce karışık o yüzden Güvenemiyorum ne yazdığımı Şimdi root şifresini belirledik. Artık root hesabına giriş yapabiliyoruz. Bu yüzden kilit hesabına basalım. Kullanıcı değiştireceğiz çünkü terminal içinde sürekli switch user yapmamak için hemen root yazalım. Belirlediğimiz şifreyi yazıyoruz. Ama unutmayın. Terminal içerisinde kullandığınız Türkçe harfler burada geçerli değil. Kilit ekranında yazabilmeniz için Türkçe harflerin olmaması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi ilk komutumuza gelelim. Şöyle birazcık büyütelim ekranı da. İlk komutumuz strate help'ti. Yalnız bunu böyle direkt tek başımıza kullanmıyoruz. Örnek vermek gerekirse az önce hangi komutu kullandık? Switch user strate help. Mesela SU'nun kullanımı bilmiyorduk. Öğrenelim. Neymiş? Usage kullanım kısmı. Change the effective user user ID and group ID that of user diyor. Diyor ki kullanıcının kullanıcının e, environment'ını çevresini değiştirir. Yani kullanıcı değiştirirsiniz diyor. Help komutumuz bu şekilde. Nmap tretre help. Mesela de kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi yine aynı şeyi veriyor Nmap Tre help dediğim zaman da yine baktığınız üzere aynı şey yani Tre help şöyle yazayım Treh Trereh help ve Tre helpin kendi içinde hiçbir farkı yok ama genellikle Trere help olarak kullanıldığı için ben de size bu şekilde gösterdim Sonra e, mesela manuel sayfasını göstermiştik man ne, ne konuda kullanılır man crunch dedim diyemedim crunch programını merak ediyorum mesela tamam mı ben şu anda crunch programının manuel sayfasına girdim crunch neymiş e, word list oluşturucu bir şey hani bir karakter e, limitinde sizlere bir word list oluşturuyor. Nasıl kullanılıyormuş? Minimum uzunluk, maksimum uzunluk, belirttiğimiz karakterler ve opsiyonları yani ayarları. Peki opsiyon neymiş? Bakalım. Options diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün parametrelerini açıklamış. Üstüne bir de kullanım örneklerini koymuş. Örnek 1. Crunch 1 ile 8. A ile başlayıp, A ile e, şeyle biten, Z, 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 8 tane Z ile biten bir word list oluşturacak diyor. Eğer 1 ile 6'yı seçip A, B, C, D, F, G derseniz A ile başlayıp, G ile biten, 1'den 6'ya kadar, 6 haneli bir word list oluşturacak size diyor. Yani bu şekilde. Burada space ile sayfa sayfa ilerleyebilirsiniz ya da enter ile böyle tek tek ilerleyebilirsiniz. B ile geri gidebilirsiniz. Space B aramak için içinse mesela ne diyelim hmm. Slash işaretine basıyoruz aramak için klavyemizde. Buraya ben mesela string yazdım. Example yazayım. Gördüğünüz gibi içerisinde arama da yapabiliyorsunuz manuel sayfaların. Q ile de çıkabiliyoruz. Men sayfasında açıkladık. What is crunch? Word list yaratıcı diyor. Word list oluşturucu. E, tamam. What is komutunu da az buçuk gördük. Yani bir programın ne olduğunu bilmiyorsan yazacaksın. What is cd. cd de yokmuş. Mesela what is ne diyelim? ls diyelim. List directory contents. What is kal neymiş? Display calendar. Kal yazalım. Bak bugün ayın kaçıymış? Ee, 2020 diyor. Kal 2035. 2035'in bana tarihini çıkarttı. Mesela date diyeyim 11 Ağustos 8.15 işte ıvır zıvır. Ben burada kendi saatimi kullanmadığım için şöyle görebilirsiniz 15.15 .15 gösteriyor bende. Hani kendi tarihinizi, lokasyonunuzu Kali Linux'un içine girmenin hiçbir mantığı yok. Zaten siz burada hack işlemi yapacaksınız yani hack yapacaksınız niye kendi konumunuzu, lokasyonunuzu yazasınız değil mi? Ki legal olsa illegal olsa ben kullanmıyorum. Who'yu kullandık. Şu anda Kali'de e, oturumunu açtık. Biz oturumunu kapatmadan sadece buradan kilitleyip çıktığımız için e, arkada hala açık gözüküyor. Root da şu anda açık. Who am Root kullanıcısıyız. Host name bilgisayarımızın ismi Kali'ymiş. Veri's'i gösterdik. Which Kali diyelim. Ali diye bir şey yüklü değil. Mesela php diyelim. Which php? Bize php'nin yüklü olduğu lokasyonu gösterdi. Ee, uptime diyelim. Mesela şu anda yani bilgisayar 39 dakikadır açık. İki kullanıcı var. Çok kullanılan bir komut değil. Ben sadece e, yazdıklarımdan gidiyorum. Mesela history diyelim. Şu ana kadar hangi komutları kullanmışım? 600 e, Kaç? 643 tane komut kullanmışım. Mesela ben bu komutlardan, şey 2035. Ee, 635. komutu tekrar çalıştırmak istiyorum. Bu da neye denk geliyor? 2035'in tarihini ben tekrar görmek istiyorum. Ünlem 600 kaçtı lan? 635 miydi? Bak tekrar çalıştırdı. Ünlem 635 yazdın. Ben dedim ki. Ls komutunu tekrar çalıştırmak istiyorum Ünlem 599 Bak direkt ls komutunu çalıştırdı Önceden çalıştırdığınız komutları History komutuyla görüp Tekrar Ünlem Komutuyla çalıştırabilirsiniz mesela ben şu an upgrade, upgrade kullanıyorum şu anda Sistemimizi uh, Update eden Güncelleyen uh, Komutu kullandım ama daha öncesinde update ettiğim için şu anda herhangi bir şey updatelemedi. Updateleyecek olsaydı burada size tarzı bir e, soru soracaktı. Hatta biraz böyle büyüteyim daha rahat görebilin diye. Yes, No. Eğer bu şekilde bir yerde büyük harfle ve küçük harfle Yes mi No mu diye soruyorsa büyük harf hangisini öneriyorsa onu kullanırsınız. Şöyle diyeyim. Siz buna Yes mi No mu belirtmeden Enter derseniz o otomatik olarak yesi kullanır. Bu şekildeyken hiçbir şey demeden enter derseniz otomatik olarak no'yu kullanır. Yani e, bunları enter 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 demeden önce iyi düşünün. Ama genellikle update'te bir sıkıntı çıkmayacağı için sadece y de diyebilirsiniz. Yani herhangi bir e, problemle karşılaşmazsınız. Print working directory diyorum. Çalıştığım konumu göster. Lu root dizinindeyim. CD dedim çıktım root'tan cd home cd kali change directory komutuyla da sürekli e, konum değişiyor. cd desktop ama d'si büyük. Mesela d'ye bastım. iki defa tap tap yaptım. Bu bana d ile başlayan dosyaları gördüğünüz gibi bakın gösterdi. Hangisine girmek istiyorsun? Downloads'lara dedim. D o dedim. Bir daha tap tap dedim. DO ile başlayan iki tane var diyor. Otomatik tamamlayamıyorum. Hangisine girmek istiyorsun? Dov dedim. Taba bastım. Bakın fıt diye hemen hepsini doldurdu. Dolmansa girdim. LS dedim. Hiçbir dosya yok. LS TRLA dedim. Yine hiçbir dosya yok. Bu çift nokta ile iki nokta. Onlar arkadaşlar öyle dosyalar yok. CD çift nokta derseniz bir üst dizine gelirsiniz. CD nokta derseniz yine aynı kapıya çıkıyor. O yüzden hiç boşuna buradaki dosyalara girmeye çalışmayın. Mesela cd 2 nokta diyelim. Bir tık üzere e, yukarıya çıktık. ls dedim. Buradaki dosyalara tekrar dedim. E, üst ok tuşuyla önceden kullandığım komutları arıyorum. Hangisini kullanmıştık? cd downloads. Tekrar geldim enterladım. Bir yerden dizinler arası geçiş yapıyorsanız bir üst düzüne geçmek istiyorsanız 2 nokta. Eğer başlangıç dizininize yani kendi ana sayfanıza dönmek istiyorsanız sadece cd yazıp enterlayın. Ben şu an hangi dizindeyim? Home slash Kali'deyim değil mi? CD dedim. Şimdi göster bana. Bak şu an root dizinine geri döndüm. Hiçbir şey yazmadan CD dediğim için beni en direkt kök dizinime attı. LS'i gösterdik. LS gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi LS'in de yanında alabileceği parametreler var. Normal LS sadece bize dosyaları listeler dosya klasörleri listeler. Ama ls -la dersem list all anlamına gelir. Ne yapıyorsun pamuk? Aa kedi atladı. Canlı yayında kedim tarafından saldırıyor uğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada noktalı artık klasörleri de görüyorsunuz. Noktalı dosyaları da görüyorsunuz. Peki bu noktalar ne anlama geliyor? Pamuk artık otur bir yere. Hadi yavrum. Hadi çocuğum. Heh, aferin Ama ekranın önüne otur ki insanlara bir şey anlatamayayım görüp Teşekkür ederim Nokta ile başlayan klasörler gizli klasörlerdir Linux'ta eğer e, mesela Windows'ta bir şey hani Gizlemek istiyorsanız bunu gizli dosyalara ekle dersiniz de böyle dosya klasörler ayarlarından e, Şey açarsınız ya gizli dosyaları gör görme diye Burada da işte o o olay bu Nokta koyarsanız başına Klasör gizli olur. Make directory diyorum. Kendime bir tane klasör açacağım. Nokta gizli dosya dedim. Ls dediğim. Bakın. Dosya isimlerini kontrol edin. Herhangi bir şekilde gizli dosya yok. Ls la dediğim zaman. Şimdi bunların içinde mi arayacağız bir de. Grab diyorum. Gizli dosya dedim. Bakın. Şu anda ls la komutunun içinden bana Gizli dosyayı çıkart dedim sadece ben başka hiçbir şey istemiyorum bana sadece Gizli dosyayı göster dedim Gizli dosyamız burada Kullanım haklarını da değiştirelim Chmod sadece ben erişebileyim bu dosyaya Ya da öyle yapmayalım Ben erişebileyim Ben her şeyi yapabileyim Ama diğer arkadaşlar da görebilsinler hani okuyabilsinler neymiş bu gizli dosya diye. İkisine de okuma yetkisi verdim. Nokta giz dedim taba bastım gizli dosya dedim tamam. Şimdi LSLA aynı komutu bir daha çalıştıralım. Bakın yazma veya çalıştırma yetkisi vermedim. Sadece okuma yetkisi verdim. Diğer kullanıcılara gördüğünüz üzere ilk 3 hane RVX bende tamamen duruyor. Başka değinmediğimiz neler var? Touch var. Doş diyelim. Özgür 123.txt diyelim. Kendimize bir tane özgür 123.txt diye bir şey oluşturduk. Klasör oluşturduk. Klasör dediğime bakmayın. Text dosyası oluşturduk. Eko Linux öğreniyorum. Özgür 123.txt'ye Ket komutuyla özgür 1 2 3 okuyorum. Bakın Linux öğreniyorum olarak çıktı karşımıza. Tekrar buraya diyorum ki Linux'u seviyorum. Ama bu sefer eğer tek çizgiyle yazarsam yani tek büyüktür işareti kullanırsam içindekini silecek sadece Linux'u seviyorum yazacak. Ama ben istiyorum ki tek başına yazmasın. Yani bunu alt satırına eklesin. Bir tane daha küçüktür ekliyorum. Enter'a bastım. Tekrar bir okuyalım. Linux öğreniyorum. Linux'u seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de buraya diyelim ki başına A koyalım. Tekrar eklesin. Başına C koyalım. X koyalım. Tekrar eklesin. Okuyalım. Şimdi biz bunları alfabetiye göre sıralayalım. Özgür 1 2 3 dedim. Bakın. A C X A L. Ondan sonrasını kendi kendine alfabetik sıraya göre sıraladı. İhtiyacım olmaz diye düşünmeyin ya öğrensem ne olacak diye düşünmeyin. Bunun da kendi içinde parametreleri var görmüş olduğunuz gibi. Kullanımı, opsiyonu, işte boşlukları ignorela, belli başlı şeyleri ignorela. Mesela büyük harf küçük harfi görme tarzı ayarları da var. Bunlar ilerleyen zamanlarda çok karşılaşacağınız şeyler. Özellikle de eğer sistem adminiyseniz veyahut log yönetimi yapıyorsanız. Başka mesela <laughs> ETC PES video okuduk geldi karşımıza tamam mı bak şimdi bir saniye su içmem lazım Eee kardeşim hadi bakalım Burada kaç kullanıcı var Kaç tanesinin e, Shell'i no login şeklinde No login ise sen bu shell'e giriş yapamazsın Çünkü ortada Shell yok giriş yapmalık bir yer yok Sen bunlardan Kaç tanesine giriş yapabilirsin burada kaç kullanıcı var Sort etc pass vd sonracıma nl diyelim nl çalışır mı çalışır toplamda etc pass vd'nin içerisinde 54 satır yani 54 kullanıcı var diyebiliriz ama görmüş olduğunuz gibi bunlardan no login olanları var Diyebiliriz ki biz de no login olan satırları bize gösterme. Bunun için grep tretre help diyoruz. Ee, hangi komutuydu? Birazcık araştırabilirim. Birazcık bakacağım ona ben. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dedim ki kardeşim sen bana etc passvd içindeki Dosyaları alfabetik sıraya göre sırala. Sonra pipe koydum, bir komut daha çalıştıracağım. Kardeşim sen bunu sıraladın mı alfabetik sıraya göre? Evet, sıraladın. Bunun çıktısını al, pipe bu demek. Bunun çıktısını al ve bu komuta ver. Bu komut ne yapıyor? Yukarıdan aşağıya numaralandırıyor. Numaralandırdın mı kardeşim? Evet, bunun çıktısını al grep komutuna ver. Grep komutu da ne yaptı? Dedim ki no login olan yerleri bana gösterme. Az önce komutu gördüm. Non matching lines yani bunu içermeyen kelimeleri bana göster dedim. line'ları göster bana, satırları. Enter'a bastığımda giriş yapamayacağım Kullanıcıları elede ve şimdi başka neler var? False var, e, falselar var. Bakıyorum, sync e, var. Bunlara da giriş yapamıyorum. Diyorum ki kardeşim, grep, treve, false olanları da bana gösterme. Şu anda arka arkaya komut çalıştırıyoruz. Bunun çıktısını NL kullanıyor. Pardon. Böyle bir şey oldu bilmiyordum bu arada. Buradan sürükleyip komut gideceğini. Bunun çıktısını buraya verdik. Pipe sayesinde. Bunun çıktısını buraya verdik. En sonda bizim elimizde ne kaldı? Kali kullanıcısı kaldı. Postgres kullanıcısı kaldı. 1005 shell'ini kullanan. Root kullanıcısı kaldı. Bir de senk kaldı ki biz bu e, şele giremeyiz. Ya da giriş yapılıyorsa da veyahut herhangi bir kullanıcıysa da benim bilgim yok. Bizim şu anda kendi aktif kullanıcılarımız 15 ve 34. satırda yer alıyor. grep konusu regexlerle beraber üstüne kitap yazılabilecek bir konu. Sadece bir arama cihazı olarak düşünmeyin. Hani arayıp bulacağız karşınıza getirici değil biz sadece... En basitini şu anda sana size göstermeye çalışıyorum ben. Ne, ne biçim konuştum? Türkçeyi unuttum. Fark ettiniz mi? Şimdi mor diyelim. ETC PSVD. Bak ETC PSVD dosyasını direkt komut istemi üzerinden okuyorsun. Enter'a basarak girersin. Space'de sayfa değiştirirsin. B'ye basarak da geri dönersin. Ama e, tek sayfa olduğu için sayfa değiştirdiğimiz anda bizi tekrar komut sistemine attı. Diyeyim ki more demeyeyim bu sefer de. Less diyeyim. Yine aynı muhabbet. Yalnızca içerisinde arama yapabiliyorsun. Root dedim mesela. Bak. Tık root'u buldu. <laughs> Örnek olarak. Burada da root var. Q ile çıkış yapıyorsunuz. Aynı şekilde. Hit 5 ETC PSVD dediğim zaman bana 5 tanesini göstermesi gerekiyordu. Bir saniye kanalı. Fire Reading Search five... Tire 5 miydi? Evet. Tire 5'miş. <laughs> İlk 5 satırı göster dedim. ETC PSVD'nin içindeki bana 5 satırı göster. 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5 satırı bana gösterdi. Diyorum ki tail trebeş itc pesvd bana da sondan 5 tanesini göster dedim. Dosyanın içeriğine bakmadan sadece bana atıyorum son sayfası lazım. Direkt son sayfasını aldım bu şekilde. T komutu var. Linux'u seviyoruz deyip 1, 2, 3, x nokta yazalım. <laughs> Linux'u çok seviyoruz. Canımsın Linux. Ctrlc ile çıkalım. LS diyelim. Cat diyelim Linux'u seviyoruz. U. Bakın benim buraya yazdıklarımı hem ben ekrana yazdım. Hem Linux'u seviyoruz.txt'nin içerisine yazdım. Çıktılarını da txt'nin içerisine yazdım. Get 123x.txt Bunu neden yaptım? Biz çıktıları, komutların çıktılarını iki çizgiyle yani iki küçük türle farklı bir dosyaya yönlendirebiliyoruz. Şimdi bu tersten okuma muhabbetine gelirsek Hemen şöyle size ufaktan kestiğim yerde bir ufak bir şaka oluşturdum. Rev beni tersten gör. Bak. Ben rev komutu içerisine yazdığınız e, satırı tersine çeviriyor. Eko. Dünya'yı kurtaran adamın oğlunun torunu. Ah işte direkt komple tersine çeviriyor abi. Komut, komutun olayı bu. Sort word count mesela VC diyelim bir e, cümle bir kelime. 37 harf varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do Şimdi dosya kopyalamaya gelelim. LS diyelim. RM, diyelim. Bu arada silmeyi de gösteriyorum. Şimdi. Burada iki tane dosya var. Gördüğünüz gibi ben bu iki dosyayı silmek istiyorum. Ebene tersten görülen normal txt ise. Şöyle app dedim. Bakayım başka E ve B ile başlayan kimse var mı? Yok. O yüzden E, B'nin yanına yıldız koydum. Ve Enter'a bastım. Şu anda E, B ile başlayan bütün dosyalar silindi. Şuradakiler dahil. Mesela başka neyi silelim? 1 ile başlayan bütün dosyaları silelim. 1, 2, 3, D, txt var mesela ya da 3 ile bitenleri silelim. Mesela 3 de değil. Direkt txt ile bitenleri silelim. rm rf -R yıldız t ile bitenler diyelim. Ama word listi de siler bu sefer. Nokta txt diyelim. ls dedim. Görmüş olduğunuz gibi özgür 1.2.3.txt özgür nokta txt başka 1.2.3 nokta txt e ve bunlar gitti geriye ne kaldı 1.2.3 kaldı linux'u seviyoruz bu benim bir olay kalanları görüyorsunuz silme komutumuz da bu şekilde çalışıyor yok Doş dedim. Özgür diye bir dosya oluşturdum şu an. Text dosyası. Ben bu dosyayı Özgür dedim. Özgür'ü nereye götürelim? Kopyalayalım. Root Downloads'ın içine kopyalayalım. A directory olarak almış ki biz bunu directory değil. Ls Özgür diye bir dosya açamamışız. Çünkü zaten Özgür diye bir klasörümüz olduğu için. Özgür nokta txt diyelim buna. Özgür nokta txt adında bir klasör oluşturmuştuk. Hemen bakalım. Özgür nokta txt burada. Kopi komutunu kullandık. Özgür nokta txt'nin kopyasını buraya götür dedim. Root download'sın içine. ls root download's dedim. Bak özgür nokta txt buraya gelmiş. Yani bir dosyanın kopyasını farklı bir yere direkt terminal aracılığıyla yapabiliyorsun. Peki ben farklı bir lokasyondaki şeyi nasıl sileceğim? root downloads özgür.txt Silindi mi? Bakın silindi. O klasörün içine cd cd yapıp girmeden de lokasyonunu belirterek silme işlemi yapabiliyorsunuz. Oraya gitmenize kesinlikle gerek yok. Son acıma make directory komutunu öğrendik zaten. İsterseniz yine parametrelerini öğrenebilirsiniz make directory diyerek. help. Başka da ps aux var. Çalışan programları görmek isterseniz. Mesela servis apache 2 start diyelim grep apache diyelim gördüğünüz gibi apache 2700 lerde 2700 civarında çalışmaya başladı Aux diyelim apache'yi gördünüz değil mi hemen şuradan kill Proses ID'si kaç? 2734 diyelim Tekrar piyasa yok istedim 2700 Kaçı silmiştik la biz 34'ü bakın 31 32 33'ten sonrası yok 34 yok 38'e geçiyor Çünkü kapattık Eğer Apache ile ilgili her şeyi kapatmak istiyorsak Al kill all Apache 2 Piyasa diyorum. bakın hatta e, grep apache diyeyim. Sadece grep apache komut, komutu çalıştığı için getirdi. Daha önceki gibi bize yukarıda servis çalışırken çalışan servislerin şeyini getirmedi. Mesela neler vardı? Apache 2 bakın. Mesela çalışıyordu. Görmüş olduğunuz gibi. Başka neler gösterebiliriz? IP config, IPA bunlar bizlerin kullandığı detaylı şeyler. A hakkında bilgi almak istiyorsan Twitter'a help de diyebilirsin IP config'in yanına. IP config, Twitter A. Twitter da. Buradan istediğiniz gibi parametrelerin istediğiniz parametresini kullanabilirsiniz. Hangisi işinize yarıyorsa. Mesela artık hani bundan sonraki işte NS lookup'lar, ıvırlar, zıvırlar, trace root'lar falan bunları yeri geldiği zaman birlikte yapalım. Çünkü mesela bu neymiş? Şundan da bir çıkalım. Mesela hemen biz şöyle bir web browser'ımıza girelim. İlerleyen zamanlarda CEH kursunu da çektiğim zaman Hack the Box üzerinden uygulamalı bir şekilde ben sizlere anlatımını gerçekleştireceğim. Hack The nasıl üye olunur? Nasıl girilir? Çünkü buraya girmek için sizin kendinize bir davet kodu almanız gerekiyor. Kendi kendinizi siteye kaydettiriyorsunuz. Siteye herhangi bir affiliate kodla falan giremiyorsunuz. Hani kendinizi hackleyerek kaydetmeniz gerekiyor. Buradaki makinelerden mesela şu anda 173 adet makine var. Retired makineleri sadece VIP'lere erişebiliyor. Bunun sebebi kapalı makineler çözümü olan makineler örneğin şullayın makinesine bir girelim. Bu makinenin çözümü şu anda burada mesela girdiğiniz zaman istediğiniz insandan çözümünü alabiliyorsunuz. Böyle duraksaya duraksaya şey yapıyorum ama mesela eline bakalım. Hani diyelim uğraştınız uğraştınız çözemediniz biraz yardım almak istiyorsunuz. Kapalı makinelerde bu şekil yardımlar alabiliyorsunuz. Mesela hangi e, uygulamalar kullanılabilir? Kullanılacak. Nmap, Zenmap, e, Search, Split, Metasploit. Dahasını da şey yapmayalım. Mesela bu sadece bu makine özel. Legacy'ye girelim. Burada da daha farklı anlatımları var. Bazen videolu anlatımları var ama bu kadar kolay makineler olduğu için videolu anlatımları yok. Mesela J ile bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çözümlü anlatımı var ve makine gerçekten zor. Gerçek hayata yakın ve enimi um yani birazcık da bilgi gerektiren bir makine. O yüzden hani daha ileri seviyelerde olduğunuz zaman şu anda en fazla abit hard'a veya hard'ı zorlayabilirsiniz. Yani şu şeylerden. Tahminimce çünkü o kadar ileri seviye ben de bilmiyorum. Kendimi daha geliştirme aşamasındayım. Yani kırmızının olduğu yerleri çok fazla zorlamayın derim. Yeşillere yapın. Yeşiller size daha çok şeyler katacak çünkü bilmediğiniz makineler. Daha önce karşılaşmadığınız açıklar olacak. Yeşiller tamamen bittikten sonra kırmızı veya sarı makinelere geçiş yapabilirsiniz. Yani zorluklarına ya çok kolaymış girmeyeyim demeyin girin bakın öğrenin aktif makineler var bu aktif makineler paylaşımları kesinlikle yasak herhangi bir şekilde videosunu veya çözümünü paylaşamazsınız paylaşmanız hakkın e, halinde hakkınızda hem yasal işlem hem de e, hesabınızın uzaklaştırılması ceza alması söz konusu olan makineler kesinlikle kimse kimseye kopya veremiyor. Ha, yardımlaşabilirsiniz. Mesela kardeşim gidiş gidiş yolum doğru mu diye birisi size soru sorabilir. Siz de bunu cevaplayabilirsiniz. Evet ya da hayır diye. Ama direkt cevabı veyahut e, burada gördüğünüz olan kodları mesela on user dediği zaman buraya bir hash yapıştırmanız gerekiyor. Siz bu hash'i bulduğunuz zaman Welcome to the Game oynadıysanız eğer ya da izlediyseniz biliyorsunuzdur böyle hash'ler var. User'ın hash'ini aldığınız zaman bu demek oluyor ki siz o kullanıcının e, hesabına sızdınız onun yetkilerinde çalışabiliyorsunuz Ve onu hacklediniz bu kadar Root aldığınız anda makine biter sizin için Bu yüzden ben e, Bu Cehi özellikleri e, kapalı makineler üzerinde yapacağım bir Üyelik ücreti var sadece Onu da ilerleyen zamanlarda hep beraber Artık e, hem C eğitimimizde hem Kali Linux eğitiminin devamı niteliğinde hep birlikte kol kola girerek makine hackleriz. Nasıl hackleniyor onları görürüz. Tabii ki de hacklemekten kastımız siber güvenlik. Güvenlik çerçevesinde hacklemek. Tutup Instagram patlatmayı, Facebook o patlatma terimi de neyse artık. O şekilde hani Wi-Fi kırmadır, şifresiz şeylere girmektir. Ya da istek sahteciliği vır zıvır. Bu tarz kötü niyetli saldırıları ben kesinlikle sizlere anlatmayacağım. Eğer bu C kursunda abi ben Instagram hesabı, YouTube hesabı kıracağım, hacklemek istiyorum, millete zarar vereceğim kafasında olan bir insan varsa istese de istemese de burada öyle bir eğitim alamayacak. Çünkü ben kesinlikle o tarz şeylere karşıyım. Sosyal medya hesabı kırıldığı zaman da bir insanın, Direkt gelip abi benim şifremi kırdılar ya benim şifrem bulur musun falan öyle bir şey yok. Ben kesinlikle sizlere insanların sosyal medya hesaplarıyla uğraşmanız için değil şirketlerin sunucularıyla şirketlerin güvenlikleriyle yani daha büyük balığı kovalamanız için uğraşıyorum. Sosyal medya hesabı aa kardeşim ver 50 lira yapayım sana öyle yapan insanlar çok bırakın onlar ufak paralara sosyal medya hesabı kurtarsın. Gitsin ufak e, miktarlara bir tane web sitesinin ana sayfasına gelsin mehter marşı koysun adam. Bir ben seni hackledim desin. Siz ana sayfayla değil sunucuyla ilgileniyorsunuz. Instagram hesapları ile değil sunucuyla ilgileniyorsunuz. Sakın bunu unutmayın. O yüzden e, hedefinizi de ona göre belirleyin. Hangi tarafta olacaksınız. Benim e, yazdığım hemen kendi ürün yerleştirmemi de yapayım. Benim yazdığım Nasıl Hacker Olunur adlı e-kitaba da bu link üzerinden erişebilirsiniz. Aşağıda e-kitap linkine tıklayabilirsiniz. TCP IP eğitimini izlemediyseniz buradan TCP IP eğitimini de izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi e, burada dersler mevcut. Herkese açık ve ücretsiz. Ben neler yaşadım? Siz neler yapabilirsiniz, ne tür e, işler yapıyoruz biz? Elimden geldiğince basitleştirerek anlatmaya çalıştım bu kaynaklarda. Twitch üzerinde de e, oyun yayınları yapıyorum tamamen böyle e, işimle gücümle bağımsız şekilde kafa dağıtmak için eğlencesini. Ha bazen ara ağzımızdan küfür kaçabiliyor yani küfürden rahatsız oluyorsanız hani çok e, özür diliyorum şimdiden. Yayına gelirsiniz yanlış bir izlediğimle karşılatma karşılaştırmak istemem sizleri. Pazar günü hariç 2 ile 6 arasında her gün yayındayım. Hani gelip bir çayımızı için derim. Kendinize iyi bakın çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Discord adresimize katılın. Neden katılın diyorum çünkü... Discord üzerinden ne zaman ne paylaşacağımı, ne zaman ne olacağını, etkinlikleri, ıvırları zıvırları, yeni videoları sürekli oradan paylaşıyorum. İşte kanala abone abone olun yani bir şeyler. Benim için çok bir e, artısı yok. Sadece hani maddi anlamda artısı yok. Manevi anlamda eğer siz abone oluyorsanız, beğeniyorsanız daha da ben motive oluyorum. Diyorum ki insanlar bunu seviyor. Ben daha da artık ilerletip, ilerletmeliyim bu işi. Çok konuştum artık. Bir saat video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.